bir ay falan İstanbul'da kaldık. Ondan sonra bizi Beşnolu cezaevine naklettiler. Tabii biz bir şeyler var olduğunu biliyorduk ama işkencenin boyutunun bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Gittiğimizde gördük. Tabii ne olacak, neler olacak, o an kafamızda her şey oluşmaya başladı. İşte bizi oraya koydular. Girdiğimizde biz neyin ne olduğunu orada anladık artık. Çünkü eski arkadaşlar da, tanıdığımız eski arkadaşlarımız da orada. İşte seslendiler, durum böyle, böyle, böyle. Şimdi o dönem bir tecrit yaşanıyordu, evet. Şimdi benim için tecrit Sevr Anlaşması'yla ve Lozan Anlaşması'yla, tabii ondan önceki tarihler de var okumuşuz ama benim için Sevr Anlaşması ve Lozan Anlaşması'yla Kürtlerin imkarı ve tecridi oradan başlıyor zaten. Tabii biz ondan önce de dışarıda neler olduğunu görüyorduk. İmkar, imha üzerinde yürütülen bir Kemalist ideolojiyle okullarda tanışmıştık. Aynı şey cezaevinde de bize uygulanmaya başlandı. İmkara sürükleyip, bizi ihanete sürükleyip bir daha bu 36. isyanın son olmasını sağlamaya çalışmaktı bütün hedef. Şimdi orada 35. koğuş biz gittiğimizde bir ölüm orucuna başlamıştı. Ölüm orucunun hedefi insanca yaşamak. Şimdi Diyarbakır cezaevinde hani derler ya, direnmek zorunluluktu. Neden zorunluluktu? Çünkü insanca yaşamak istiyorsun. Ali Erek mesela ölüm orucunu bıraktan sonra işkenceyle öldürülen ilk arkadaşımız. Denilen bazı şeyler elde edildiği için ölüm orucunu bırakma gereği duyuldu. Ve Kemal abinin bir lafı var o dönem. Diyor ki her komutan bir yerde yenilgiyi kabul edip geri adım atmalı toparlanabilmek için. Tabii biz o zaman bunları anlamıyorduk. Yaşımız küçüktü. Sonradan verilen vaatler yerine getirilmedi. Arkadaşların savunma talepleri, alem kağıt talepleri gibi. Dörtler kendini diri diri yakan arkadaşlarımız oldu. Yani bir insan onurlu yaşamak için, insanca yaşamak için kendini yakabiliyorsa oradaki yaşamı herkesin tahmin etmesi lazım. Tecridin boyutunu herkesin bilmesi lazım. Çünkü biz arkadaşlarımızla görüşemiyorduk. Hiç konuşamazdık, sadece bakışırdık. Böyle bir uygulama sonucunda şimdi büyük ölüm orucu gerçekten bir ses getirdi. Anneler, aileler çocuklarına sahip çıktılar. Diyarbakır gibi bir yerde sıcağın altında, güneşin altında günlerce içerideki insanlar nasıl direndiyse onlar da öyle direndi. Şimdi günümüzdeki tecrit, bizim dönemimizdeki tecritin kat be kat, hani derler ya, katmerlenmiş şekli. Şimdi insanlar birbiriyle konuşmaya korkuyor. Cezaevine ne diyorlar? İşte F tipi, yok S tipi, tek kişilik hücreler. İşte niye? Onursuzlaştırmak için. Mesela Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit neyin nesidir? Yıllardır devam ediyor. Şimdi bu tecrit Kürt halkına uygulanan bir tecrittir. Cezaevindeki arkadaşlar bizim de işimizi omuzluyor ve yapmaya çalışıyor. Bu kaçıncı kezdir belli değil. Sonuç alınıyor, evet. Tecritin kalkması için bizlerin, annelerin, gençlerin ve ülkede yaşayan ben insanım diyen herkesin sahip çıkması lazım. Tecrit, Orta Doğu'daki savaşın devamı demektir.
Sayın Öcalan'ın üstündeki tecritin devamı Orta Doğu'daki kan akışının devamı demektir. Bu tecrit sürdüğü müddetçe çocuklarımız ölecek, gençlerimiz ölecek, annelerimiz ölecek ve bacılarımız ölecek. Bunu böyle görmeliyiz. Bütün sivil toplum örgütlerine, bütün Kürt halkına, annelerine, babalarına, gençlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü sahip çıkmasalar bu işin sonu yine ölüm, yine kan, yine gözyaşı. Şu anda herkes bireysel, kaygılar, işte ya bana ne? Ama bu bana ne? Sana dönecek. Herkese dönecek. Hani bizde derler ya, bana dokunmayan yılan, o yılan bir gün sana da dokunacak çünkü Kürtsün. Çünkü Kürtsün. Kürt olduğun için nerede olursan ol, nerede durursan dur. Muhalefet kırıldığı dakika sıra sana gelecek. Zevler zaten birer direniş halisi. Bak en zor direniş yeri ama. Elin kolun bağlı. Kendi yaşamından başka verecek bir şeyin yok. Ve onu da veriyorsun zaten. Sorun bu direniş kalesini desteklemek, bu direniş kalesine güç vermek ve bu direniş kalesini zafere götürmek. Bu da dışarıdan olur. Desteklemeyle olur. Şimdi evet, aileler çocuklarını ziyarete gitmeye zorlanıyor. Niye? Mersin'deki tutuklu Rize'ye gitmiş. Şimdi bir Rize'de gidip açlık grevini aileler desteklerse sonuç ne olur diye bakmak da lazım. Bu bilinçli yapılmış. Hani içeride direnişi bitiremeyen bir zihniyet dışarıdakini bitirme hesabı yapıyor. Evet, bizim çocuklarımız Rize'de midir? Bizim Rize'ye gitmemize gerek yok. Bizim Tarsus'a gitmemiz gerekir. Ankara'dakilerin Ankara'ya gitmesi gerekir. İstanbul'dakilerin İstanbul'a gitmesi. İşte benim oğlum Rize'dedir, Rize'ye gideyim değil. En yakın cezaevi neredeyse gidip o cezaevindeki direnişi destekleyeceksin. Sen zaten oğlunu desteklemek için gidiyorsun. Oğlunun fiziken orada olmasına gerek yok. Zihni orada zaten. Fikri orada zaten. Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritten dolayı başlayan açlık grevleri, Kürt sorununun demokratik çözümü ve Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü dayatılıyor. Şimdi bakın, kendisi diyor ki ben 3 günde bitiririm. Şimdi Orta Doğu'daki sorunun demokratik bir şekilde çözülmesinin tek mimarı odur diye. Şimdi kendine güvenmese ben 3 günde bitiririm demez. Peki niye kendisiyle görüşülmüyor? Niye bu savaş bitirilmiyor? Böyle bakılacak. Ve Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit sadece Türkiye hükümetiyle de bağlı değil. Şimdi ben önce tutuklu annelerimize, peşinden siyasi partilere, ayrım yapmaksızın tabii ırkçı sivil toplum örgütlerine, STK'lara, özellikle tabipler odasına, ölümü kabul etmediğini iddia eden odaya diyorum ki ölümler olmasın diye gelin hep beraber aylarca gidip cezaevinde yatmamız gerekiyorsa gidip yatalım. Tutuklanacaksak da hep birlikte gidelim, hepimiz tutuklanalım. Orta Doğu'daki kan, Orta Doğu'daki gözyaşı bitsin artık.